Sevgili koç yükselenler, sevgili koç burçları, 2020'de Vedik astrolojisine göre bakalım sizi neler bekliyor, nasıl bir sene sizinle olacak? Öncelikle dönüşüm senesinden geçiyorsunuz. Bilhassa kariyerle ilgili alanlarınızın dönüştüğü, sosyal alanlarınızla ilgili hayatınızda yepyeni bir sürecin başladığı ama hedeflerinizin yeniden belirlendiği, hedefler alanlarınızı, hayatınızda yapmak istedikleriniz, arzularınız, tutkularınız, ilerlemek istediğiniz noktalarda bazı engeller olsa da bunlarla mücadele etmeye daha dönük olacağınız bir sene sizi bekliyor. Çünkü Satürn bu senenin transitleri içerisinde burcunuza göre gerek yükselen burçları koç olanlar, gerek güneş burçları koç olanlar için yoğun bir tempo vaat etmekte ve bunu yaparken biraz daha mücadele, biraz daha efor sarf etmeniz gerekse de çok kalıcı sonuçların elde edileceği, belki bir terfinizin söz konusu olduğu, çok önemli kariyerinizde, işinizde, hayata bakışınızda önemli sonuçlar elde edeceğiniz, güzel deneyimlerin, zorluklarla da gelse güzel deneyimlerin, kalıcı deneyimlerin sizinle olacağı bir sene sevgili koçlar olacak 2020. Arkadaşlık ilişkileriniz, hedefleriniz, hayatınızda yapmak istedikleriniz, tüm bu alanların da çok revize olma enerjisi kuvvetli olacak. Burada dikkat edilmesi gereken özellikle güneşi, yani sizin öz burcunuz koç diye bildiğiniz noktası koç olan kişilerin sağlıkla ilgili alanlar, bu konularda biraz daha bağışıklık sistemi, sağlık konuları, baş bölgenizle ilgili olan noktalarda o hassasiyetlere dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza, tüm bu yoğun temponuz içerisinde sağlık etkilerinize önem vermeniz gereken bir sene var. Biraz burası sizi fiziksel olarak kendinizi dengelemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu nokta biraz daha dikkat çekici olsa da iş, kariyer, öne çıkma, sorumluluklar alma, terfiler, bunların getirdiği sorumluluklarla baş etmek adına çok yoğun ve tempolu bir sene sizi bekliyor diyebilirim. Aşk hayatınız adına da ilginç gelişmeler var. Öncelikle Mart ayı boyunca ilişkiler alanınızda konaklayacak olan Venüs'ün evlilikle ilgili alanlar, tüm bu noktalarda sizin için şanslı bir döngüsü var. Mart ayı bu anlamda, özellikle ilişkiler anlamında hareketli bir dönem yaşamanıza neden olabilecek etkiler barındırmakta. Ama Mart ayında bir Merkür retromuz da var. Özellikle gerilememiz var. Mart'ın ortasına, 10'una kadar olan kısımda yine de hani bir ilişkilerle ilgili adım atarken Merkür gerilemesinin olduğunu da unutmuyoruz. Ama bu sene özellikle benim için aşk ve ilişkilerde hangi ay daha öne çıkıyor, biraz daha vurgulu olacak derseniz Mart bu anlamda son derece dikkat çekiyor sevgili koçlar. Para ve kariyer etkilerinize baktığımda maddi alanlarınızı gösteren noktada uzun süre Venüs'ün konakladığına şahit olacağız. Dolayısıyla Venüs girdiği alanları büyütme, güzelleştirme, konfor haline getirme ve oradan çeşitli kısmetleri size geri çevirme, geri getirme anlamında güzel enerjiler taşımakta. Parasal konular açısından özellikle Nisan'dan Ağustos'a kadar olan kısımda maddi alanlarda şanslı bir döngünüz var. Daha rahat olacaksınız. Bazı şeylerin akışı çok daha rahat olacak. Sıkıştığınız, sizi zorlayan parasal konularla ilgili noktalarda çok daha rahat bir akış içinde olacaksınız. Özellikle Nisan ve Ağustos arasında. Ama harcamalarımıza tabii dikkat ediyoruz. Bu sene sizin için her konuda disiplin çok önemli. Çünkü özgürlüğünüze düşkün ya da daha spontan hareket etmeyi seven, çok da böyle hani planlı gitmekten hoşlanmayan bir iç enerjiniz var. Hayat sizi bunlara zorlamış olabilir ama iç tempolarınıza böyle bir etkiniz var. İşte bu yıl 2020 buraları yeniden yapılandırmanız adına hem parasal konularda hem kariyerde hem günlük rutininizde disiplinden, sorumluluktan kaçmadan biraz daha buraları deneyimlemek gerekebilecek. Tutulmalar özel etkiler verecek. Bu sene Ocak ayında, Haziran ve Temmuz ayında tutulmalarımız var ama özellikle Kasım'la birlikte gelen tutulma, Kasım ayındaki tutulma sizin değişim alanlarınızı, dönüşüm alanlarınızı hayli hızlı bir şekilde öne çıkartıyor. Bütün yıl boyunca devam eden, değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz bu özel noktalarınızı sevgili koçlar, Kasım ayından itibaren, Kasım ve Aralık'ta yılın sonuna doğru artık bir ayına oturacaksınız ve bu dönüşümlerle daha fazla yüzleşeceksiniz. Önemli bir Mars retrosu var sizinle ilgili bitirmeden önce. Mars sizin için önemli çünkü burcunuzun yöneticisi her şeyden önce. Geri harekete girecek. Her sene geri harekete girmez Mars. O yüzden o seneler önemlidir. Sizin için daha önemlidir. Şöyle bir toparlamanız, halletmeniz gereken, yüzleşmeniz gereken noktalarla hem kendinizle ilgili, kendi hedeflerinizle ilgili daha fazla bir şekilde muhatap olacaksınız. Hem de
birikmiş konuların çözüme bir şekilde hallolacak. Yani ne kadar biriktirdiğiniz, halletmeniz gereken, ötelediğiniz konu varsa bunlar önünüze çıkacak. Özellikle 10 Eylül ile 4 Ekim arasında, bilhassa Ekim'in ilk 15 günlük döneminde Mars gerilemesinin, yalnız dikkatli olmanız gereken bir süreci var. Gelir gider dengenizi Eylül ve Ekim'in 15'ine kadar olan süreçte daha dikkat etmenizde son derece fayda var. Fiziksel olarak da kendinizi yormayın ve sağlıkla ilgili yaptığım o uyarılarda özellikle Eylül ayında ve Ekim'in 15'ine kadar olan kısımda bir parça daha dikkatli olun. Hızlı bir sene sizi bekliyor. Disiplinle, çalışmayla, bütün hayatınızdaki mücadelelerin sonuçlarını alacağınız, meyvelerini toplayacağınız özel bir sene olacağını düşünüyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Sevgiyle kalın, ışık içinde, sevgi içinde, sağlıkla güzel bir sene geçirin inşallah sevgili Koç burçları. Sevgili Boğa burçları, yükselen burcu Boğa olanlar ve güneş burcu Boğa olanlar, sizin için bu senenin genel etkileri ne? Biraz daha ağırlaştığınız, şöyle şartların yerine oturduğu, duygusal ihtiyaçlarınızın, duygusal noktaların, hayatınızda ilişkiler ve buna benzer konuların bir parça daha öne çıktığı, gündemi biraz daha meşgul ettiği bir sene sizi bekliyor. Duygularınız önemli olacak, duygusal ihtiyaçlarınız çok önemli olacak. Biraz daha buraya önem vereceksiniz ya da hayatınızdaki ağırlık, odaklanmanız, yoğunlaşmanız diyelim bu alanlara geçebilir. Şanslı burçlar içindesiniz sevgili boğalar. Çünkü bu yıl Venüs retrosu nedeniyle, Venüs her sene retroya girmez, yani her sene gerileme hareketine girmez. Bu seneki Venüs gerilemesi nedeniyle siz özel etkiler içinden geçeceksiniz. Çünkü Venüs hangi burçta geriliyorsa o burçta çok uzun bir süre kalır. Bu genel bir astronomik kuraldır aynı zamanda. Dolayısıyla sizin burcunuzda gerilecek Vedik astrolojisine göre ve sizin adınıza da kendinizi daha iyi ortaya koyacağınız, fiziksel olarak belki kendi potansiyelinizi daha iyi fark edeceğiniz, bir takım değişikliklerin olacağı, dikkat çekeceğiniz bir sene olacak. Venüs uzun bir süre sizin burcunuzda kalacak. Neredeyse Mart'ın sonu, Ağustos'un başına kadar, yani 29 Mart 1 Ağustos tarihine kadar, tarihi arasında Boğa burcunda sizin burcunuzda konaklayacak. Özellikle yükselen burcu Venüs olanlar için çok dikkat çekici bir süreç var. Öz burcu Boğa olanlar için kariyer açısından özel bir döngü var. Kariyerinizin daha konforlu ilerleyeceği, daha güzel fırsatlar elde edebileceğiniz, biraz daha akışta geçecek bir süreç var. Ancak tabii Venüs'ün burcunuzda bir de gerileme hareketi var tüm bu süreç içerisinde. Burayı da bir dikkate almamız gerekiyor. 13 Mayıs'tan 25 Haziran'a kadar, yani Mayıs'ın ortasından Haziran'ın sonuna kadar yaklaşık olan dönemde ilişkilerle ilgili halletmeniz gereken noktalar, belki orada toparlamanız gereken noktaları daha fazla bir şekilde burayla yoğunlaşacaksınız. Eski sevgililer, eski aşklar, eski bir evlilik, eski konular, ilişkilerle ilgili başta olmak üzere. Parasal konularda da öyle, çünkü Venüs biraz parayla da ilgilidir. Parasal konularda da öyle. Daha maddi alanlarda hep eskiden gelen konular biraz daha Mayıs'ın 13'ünden 25 Haziran'a kadar olan dönemde önünüze düşecek. Bunu o dönemde çok, Allah sağlık saat verirse, çok anlatıp yazıp çizeceğiz. Uzun uzun konuşuruz ama enteresan bir süreç var sizin için. Özellikle bu yıl Nisan ayından başlıyor, Ağustos'un başına kadar devam ediyor. Maddi konularda biraz daha Ağustos sonuyla, yani Mart'a kadar olan, yılın ilk döngüsünde Mart'a kadar olan dönemde gelir gider dengelerinize özellikle dikkat etmeniz lazım. Bilhassa Şubat ve Mart aylarında. Nisan'dan itibaren hızlanmaya başlıyorsunuz. Güzel etkiler var hem ilişkilerde, hem parasal konularda, hem kariyerde. Ağustos'a kadar sürüyor. Ağustos ayında maddi alanlarda güzel bir sonuç alma potansiyeliniz var. Akabinde sizin burcunuzla bağlantılı Kasım ayında, sonbaharda özel bir tutulma olacak. İşte orada şartlar yerine oturuyor. Kasım'ın sonunda sizin burcunuzla bağlantılı özel bir tutulma var. Hem ilişkilerle ilgili şartlar yerine oturacak. Çünkü tutulmalar şartları oturtur. Şöyle bir havada olan şeylerin dengeye girmesini sağlar. Bir döngüyü bitirir ve yeni bir döngüye geçmemize neden olur. Evlilik, ilişkiler, tüm bu alanlarla ilgili 2020'de yepyeni kararlar verebilirsiniz. Evli potansiyelleriniz yükseliyor. Yeni bir iş, yeni bir alan açma, kendinizle ilgili yeni süreçleri başlatma adına son derece etkili. Gene Nisan-Temmuz ayları, Nisan ve Temmuz ayları ayrı ayrı ilişkiler adına sizin için çok güzel enerjiler var. Aşk ve ilişkilerde yeni enerjiler yanında, yani yeni bir ilişki, yeni bir şeye başlamak yanında biraz
dediğim gibi Mayıs ve Haziran'da eski ilişkileri de dikkat etmeniz gerekiyor. Giderler alanında Mars'ın da bir enerjisiyle Eylül ayını giderler açısından gelirler var. Gelirler açısından güzel ama giderler açısından da iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu sene tutulmalar özellikle parasal konular ve kariyerinizde önemli gelişmeler ve değişimler getiriyor. Dönüşümleriniz var. Çok dönüşümü seven, çok böyle hani bildiğiniz alandan çıkmaktan, güvenli alanınızdan çıkmaktan hoşlanan insanlar değilsinizdir. Boğaların, yükselen boğalarında, öz burcu, güneş burcu, boğa olanlarında gelen etkileri böyledir. Bu sene biraz bunları değiştirmeniz gerekecek. Değiştirmeniz gereken şeylerin yerine oturması senesi olduğu için korkmadan ilerleyin. Emin adımlarla ilerleyin. Kendinize güvenerek ilerleyin. Hem aşkta hem kariyerde ve işte yepyeni bir dönem ve dönüşümlerle gelen bir süreç başlıyor ve çok önde olacağınız, dikkat çekeceğiniz, arkalardan önlere geçtiğiniz, adeta spotların sizin üstünüze yansıyacağı da özel bir 2020 sizin için var diyebilirim sevgili boğalar. Her şeyin gönlünüzce olacağı, aşkla, sevgiyle, bollukla, bereketle ama öncelikle sağlıkla, her şeyin güzelliklerle geleceği ve kolaylıkla gerçekleşeceği güzel bir 2020 temenni ediyorum her birinize.